Peki safra kesesi taşı demek bu kadar ölümcül riskleri olan Evet. hastalıklara yol açabiliyorsa mutlaka ameliyat edilmesi gereken bir hastalık mı demektir? Yoksa belli durumlarda takip mi ederiz? Yoksa böyle bir risk almamak için ameliyat etmek mi sizin birinci önceliğinizdir? Yoksa safra kesesini tamamen almak mı demektir öncelikle? Çünkü hani hep derler ya hocam, Evet. safra kesesi çok işe yaramıyor zaten, alsınlar gitsin diye hep bir halk arasında böyle bir şey vardır. Aa, safra kesesi mi? Ha, iyi olmuş, alınmış gitmiş, çok fazla işe yaramıyor falan da derler. Bir de bunun Sizin cevabını alalım. sorunuzdan başlayayım önce. Ameliyat gerekiyor ise eski dönemlerde safra kesesinin içini açıp taşları temizleyip yıkayıp kapatılmış. Bundan 100 yıl önceki cerrahinin başladığı dönemde. Ama sonra görülmüş ki hastaların yarısında 6 ayda taş oluşup ve küçük taşlar da oluştuğu için demin saydığımız komplikasyonlara yol açmış. Onun için tıp artık taş alma işini terk etmiş durumda. Ameliyat yapılacaksa safra kesesinin tamamı alınmalı. Ancak safra kesesinde rastlantısal taş saptamalar var. Yani kişinin hiçbir şikayeti yok. Dediğimiz biliyer kolik, o ağrısı yok. Rahat yağlı yiyecekleri yiyor. Yumurta sarısını yiyebiliyor. Midesi Çikolata yiyor. bulanmıyor, Hiçbir olmuyor, hiçbir şey bulantısı olmuyor. yok. Bu hastada rastlantısal olarak yapılan bir check-up'ta ultrasonda safra kesesi taşı saptanmış. Bu taşlara asemptomatik yani şikayet yapmayan taşlar diyoruz. Bunlarda ameliyat gerekli değil. Ancak birkaç durum var ki hiçbir şikayet yapmasa da onlara da ameliyat O gerekli. zaman ona girmeden bir Bir telefonumuz telefonumuz var. varmışlardı. Evet. Peren Hanım buyurun isterseniz. Erzurum'dan arıyorlar bizi. Erzincan olması lazım. Erzurum, Erzincan'mış. Evet, Hatice Hanım arıyor. Alo. Alo. Hatice Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Sağ olun, Benim teşekkür bir ederiz. sorum Buyurun. olacaktı. Buyurun, sizi Alo. dinliyoruz. Buyurun Hatice Hanım, sizi dinliyoruz. Benim safra kesemde yaklaşık 7-8 tane 9 milim büyüklüğünde taş var. Yaklaşık 2-3 ay önce tespit ettiler. Ve ben ameliyatı şu an olamıyorum. Bebeğim var, küçük bebeğim olduğu için. Ameliyatı geciktiriyorum ama şikayetlerim de var. Sağ kolumda sürekli ağrı oluyor. Yemeklerden sonra şişkinlik oluyor. Acaba benim bu ameliyatı geciktirmemde bir problem olur mu? Olabilir mi? Ondan da Evet. endişe duyuyorum. Yani aslında Doktor buradan şu Bey. soru. Taşların büyüklüğü ne kadar önemli? Yani büyük olması mı Taşlarım daha 9 önemli milim. yoksa küçük küçük bir sürü taş olması mı daha önemli diye de bir Yaklaşık soru 7 çıkarabiliriz. tane. Efendim? Yaklaşık 7-8 tane 9 Evet, milim 9 milimlik. büyüklüğünde taşlarım var. Evet. Ve bebeği Ve olduğu bu, için de ameliyatı geciktiriyormuş. evet, Eğer bu geciktiriyorum. geciktirmek bir şeye, başka Risk daha taşıyorum, tehlikeli bir evet. şey olabilir mi diye soruyor. Şimdi Rahatsızlık da veriyor bana. Geceleri rahatsız oluyorum. Sağ kolumda ağrı oluyor. Omuzumda ağrı oluyor. Yemeklerden sonra şişkinlik oluyor. evet. Rahatsızlık da hastamızın başlamış yani. evet Evet. semptomatik safra kesesi taşı var. Artık şikayet yapan bir safra kesesi taşı varsa çap yani taşın çapının büyüklüğünün ya da sayısının ameliyat kararında bir önemi yok. Ancak şikayete başlamış taşlar 5 milimden küçükse demin saydığımız o kanala düşme komplikasyonları küçük taşlarda daha fazla. Yani semptom başlamışsa 5 milimden küçük taşlar daha fazla aşağı 9 düşebilir. milimmiş hanımefendi. Hastamızınki 9 milim ancak hastamızın durumu bebeği de olsa ameliyata engel bir durum değil. Çünkü ameliyat zor bir şey değil. Bir gece yatacak. Ameliyattan önce bebeğini emzirebilir. Ameliyata gider. Ameliyattan 3 saat sonra tekrar bebeğini emzirebilir. Bu arada Bu bir sıkıntı sütünü değil. sağıp saklayabilir de Tabii onun zaten, için verebilir. Evet. hastamıza biz ameliyatı öneriyoruz. Geciktirmemesin. Semptomları devam eden bir hastada demin saydığımız ölümcül komplikasyonları görebiliriz. Hatice Evet. Hanım, duydunuz mu? Evet, duydum. Teşekkür ederim. Hayırlı Peki. Geçmiş yayınlar. olsun efendim. Geçmiş Geçmiş olsun. olsun. O Geçmiş zaman olsun. madem öyle şu ameliyat basit bir şey dediğinize göre şu ameliyatı nasıl yapıldığına geçelim isterseniz. Ameliyata geçmeden hani demin dedik ya şikayet yapmayan taşlar da var. Evet. Onlara bir şey yapmayız. Evet. Ancak bir grubu var ki onlar hiç şikayet yapmasa da ameliyat olmalılar. Hangi Kimler grup onlar? onlar? Kimler Bir, onlar? safra Evet. kesesindeki taş eğer 2,5 santimden büyük ise. Çünkü kanser ihtimali artıyor bunlarda. İki, safra kesesinin duvarında kireçlenme varsa, porselen kese dediğimiz durum, onlarda da kanser oranı normal topluma göre artmış durumda. Hocam.